Bu ne ya? Şu an kendimi aşırı klostrofobik hissediyorum. Allah başka dert vermesin diyoruz ve videoya başlıyoruz. Herkese yeniden merhaba. Şuradaki kıl beni çıldırtıyor. Görüyor musunuz? Biraz önce eve geldim ve birkaç gündür duran kargolarım vardı. Yani son zamanlarda yaptığım alışverişler. Bunları sizinle birlikte açmak istedim. Hem uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyorum. Çok uzun zamandır. Kim bilir ne kadar zamandır. Bir alışveriş videosu yapmayalım. O yüzden bence birlikte açalım. Ben genelde online alışveriş yapıyorum ve online'dan bir şey alınca genelde çok uzun sürüyor. Önce Zara ile başlayalım. Ocak ayında kot şort alma çok iyi olmuş ama uzun zamandır daha uzun ve kesik paçalı bir kot şort istiyordum. Kışın da giymek için böyle çizmelerle. Tabii ki böyle kara kışta kar yağarken değil ama ya mini etek giymek gibi düşünebilirsiniz. Şu beni aşırı sinir ediyor. Normalde 34 beden giyiyorum. 36 aldım. Hala vardır diye düşünüyorum. Çünkü indirimden almadım. Biraz daha böyle dökümü bol olsun diye. Mesela üzerindeki pantolon da öyle. H&M'den aldım bunu da. Yine nispeten yeni. Bunu da 36 aldım. Daha böyle bol bol dursun diye. Takım pantolonu gibi bir şort böyle. Kapri. Bermuda bir şort istiyordum. Bu ütü izini ben çok seviyorum pantolonlarda da. Bunu lacivert diye aldığıma eminim ama siyah çıktı. Daha iyi. Bunu da yine çizmelerle giymek istiyorum. Ya da böyle topuklu ayakkabılarla. Oversize blazerla. Biraz da ASMR. Çok güzel oldu. Aşırı rahatlatıcı. Şu belki rahatlatıcı olur. Ya. Daha çok tüyleri diken diken edici. Ben bunu indirimden aldım. İndirimdeki fiyatı da hiç iyi değildi. Gerçekten favorilerimde o kadar uzun zamandır, belki bir senedir duran bir triko body'den bahsediyoruz. Markası Kate. Böyle görüldüğünde hiçbir şey anlaşılmıyor. Şöyle yarım kollu ama sırtı açık tamamen. Çapraz. Kumaşı bayağı güzel bu arada. İndirimde görünce, bedenimde bulunca ilginç bir şekilde. Genelde bulamam. Uzun zamandır beğendiğim şeyler bitmiş olur çok da. Aldım. Bakalım Koperna'dan ne almışım. Benim düğünde yaptığım tırnak bu gerçekten. Böyle yanar dönerli, biraz sedefli gibi. 150 lirim vardı bunda. Bu sandalet bayağı rahat görünüyor. Benim bir tane beyaz sandaletim var. O da Zara. Ve ben onu o kadar çok giydim ki artık böyle gitti yani. Böyle tek bant bir sandalet istiyordum. Yani yazlık bir şey. Belki böyle siyah ince çoraplı güzel bir lookla olabilir ama bir çanta. Yanlış hatırlamıyorsam Atiko'dan iki tane çanta aldım. İşte sarısını, turuncusunu falan görmüştüm ve o renkleri kullanacağımı düşünmemiştim. Açıkçası altı. Şöyle bu çantayı geçenlerde Hailey Bieber takmıştı. Bu daha küçük doğum günü değil mi? Özellikle gece çıkarken bence çok kullanılacak bir çanta. Şekli itibariyle içine bir şey sığacak mı? Yok, bayağı içi. Atiko'ya bir yorumda olmam gerekirse bence bir tık mat. Online alışveriş seviyoruz. Ama online alışveriş birazcık böyle ne çıkarsa bahtına oluyor. Bu fosfor turuncu ayakkabıları. Biraz topuğu Koperni'ye andırıyor bu arada. Bu tarz ben asimetrik topukları beğeniyorum. Çok güzel. İstediğim parlaklık bu işte. Bak onda bir matlık var. Bu da şimdi biraz ne diyor belirsiz görünüyor. Bunu yeni sezondan almışım. Benzerini Elsa Host giymişti. Elbisesini mi giymişti benzerini? Bu böyle güllü dallı tasarımlarını çok beğeniyorum ben Magda Butrim'in. Böyle çapraz çapraz geliyor. Birazcık betimli. Tabu gibi düşünün. Çapraz çapraz geliyor. Hafif böyle aralardan teniz görünüyor. Buna böyle üzerine beyaz bir tişörtle, beyaz bir gömlekle veya bir maya üzerine, siyah bir maya üzerine falan çok güzel olur diye düşündüm. İçinde ceset bulan. Kutuya çal. Şu anda bir taşınma gerçekleşiyor gibi. Şu an şurası böyle bir Survivor parkuru gibi oldu. L beden kürkü almıştım. Survivor'dan. Aa güzel. Şöyle yapayım. Ben bu tarz kürklerde, hatta yani ceketlerde de genelde L ya da X large, large ya da X large alıyorum ki böyle oversize dursun, daha büyük büyük dursun. Çünkü bence küçük durduğunda, ki normalde yani ben X small small beden bir tipim ya, küçük durduğunda böyle bir dandik duruyor. Markası, modeli ne olursa olsun bence böyle bir sünük duruyor. Böyle ne kadar büyük o kadar ben geliyorum. Bunda da böyle bir şeylik var ama atıl kurt. Ters açmam çok iyi oldu. Gia'nın Rose Huntington Whiteley koleksiyonu buymuş. Bu bende, şu an bunu yeni anladım. Benim hiç böyle bir ayakkabım olmadı. Belki de olmamalıydı. Böyle bir loafer aldım. Ben online alışveriş yaparken, bu arada bu da böyle bir ipucu olarak aklınızda bulunsun. Ya da ben mi böyle
takıntılı bir psikoyum bilmiyorum ama diyelim ki ben bunu mesela işte beyanla gördüm, beğendim. Modelini tarif ederek böyle Google'a markasıyla birlikte yazıyorum işte Gia, işte White Loafer, işte Black Soul bir şey falan. Hemen zaten çıkıyor. Diğer sitelerdeki yani işte Farfetch, Louis Vuitton, ne bileyim Net-a-Porter falan gibi bir sürü yerdeki görseline bakıyorum yani. Başka modellerin ayaklarını da bakıyorum mesela ya da hani üzerinde vesaire. Öyle iyice anlıyorum. Ondan sonra satın alıyorum. En azından biraz bilinçli bir müşteri olduğumu düşünüyorum. Şöyle Duygu Özas'ın ayakları Instagram hesabına özel bir content. Hani hoş sanki. Güzel, biraz büyük. Kaç numara bu? 37. Ne kadar esneyin testi. Hoş. E bu da aynı koleksiyondan. Ben bunların aynı koleksiyon olduğunu hiç emin değilim. Bence yanlış. Çok hoş. Spesifik olarak bu çizmeleri değil. Böyle bir çizme uzun zamandır istiyordum. Biraz daha çorap gibi. Deri, beyaz veya krem. Dolabımı aşırı temizledim ya. İnanılmaz. Hem böyle işte hayır kurumlarına hem ihtiyacı olan başka çevremizdeki insanlara, arkadaşlarıma, aileme, herkese verdim. Ve dolabım bayağı küçüldü. Yani bayağı küçüldüden kastım. Bana göre, yaptığım işe göre bayağı küçüldü. Ayakkabılarla da aynı şekilde bir temizliğe gittim. Çok kan oluşuyor, bakar mısınız? Alternatif çok tutmak istemiyorum açıkçası. Artık beyaz çizme olarak mesela hani 10 tane dursun istiyorum. 10 tanem yok zaten de. Anladınız demek istediğimi. Bayağı güzel ya. Her şeyle olur. Bir de ben yazın ortasında da yazın ortasında da çizmek yemeyi sevdim. Maksim beni bu arada kıyamet koparırcasına arıyor sürekli. Kesin ne yapıyorsun aşkım diyecek bu arada. Bazen bir şey oldu sanıyorum. Kapatınca aslında anlamıyor şimdi olduğunu. 8:30 PM bu çantanın adı. Atiko'nun bu Rugan koyu kahve clutch. Çok güzel. Bunu var iyi ki almış. Bütün çok sevdim. Başelerinde de çok güzel oldu. Alexander Wang'den böyle bir jarse parlak kumaştan krem rengi bir elbise aldım. Mini büzgülü. Ben bu büzgülü elbiseleri çok seviyorum. Bence her fizikte çok güzel duruyor. Bir sürü markada yapıyor zaten. Yakın zamanda da hatta bir Wang elbisemi sattım. Çünkü trikoydu ve beli bana, ben onu biraz daha kilolu olduğum dönem almıştım. O zaman tam oluyordu ama şu an beli böyle bol kalıyor. Bir de trikolar yaptırılamıyor ya. Yani yapılıyorsa da başka tarz tercihlerde belki yapılıyordur. Ben beceremedim hiçbir yerde yaptırmayı. Genel olarak beceremiyorum. Problemim bu. Triko çok seviyorum. Trikoların böyle beli falan oturmayınca ya da boyu uzun olunca minilerin yaptıramıyorum. Neyse onda öyle bir problem vardı. Onu sattım ve sonra yeni mi aldım kendime? Çok beğendim. Ben bu Stella McCartney triko tulumu çok beğendim ve X-Mall'ı 34 bedeni yoktu. Bunu bir şişinde tutuyordum bir şekilde favorilerimde. Ve aklımda kalsın bedenini kontrol edeyim aralarda falan filan diye. Hiçbir zaman gelmedi küçüğü. Ben de büyüğü aldım. Triko olduğunu bilerek aldım. Bunu yarın ilk iş deneyeceğim. Olmuyorsa iade edeceğim çünkü bu yapılamaz diye düşünüyorum ama o kadar güzel bir tulum ki. Bu Living Cool'un bikinilerini de çok beğeniyordum. Yine o zaman benim bedenim yoktu normal zamanda baktığımda. Yurt dışında giyeriz. Bu bana olacak mı ben hiç emin değilim. Bence bunu da benim değiştirmem gerekecek. Bir de S aldım yani normalde X small giyerim. Bu Balmain örgü elbiseyi aldım. Çok beğendim biliyor musunuz? Balmain genelde hiç benim tarzım bir marka değildir. Böyle bana çok özellikle ceketlere ya birkaç tane ceket hariç. Böyle şey gelir yani. Barbie bebek. Elbiseyi çok beğendim. Bir baktım Balmain enteresan geldi. Hatta Balmain'da hiçbir şey beğenmem genelde ben. Altı da böyle. Şimdi ben 1.66'yım. Bunlar yere sürünecek mi? Çünkü model 1.66 değildir muhtemelen. Yarın bu parkurda bir sürü şey denenecek. Son parçamıza geldik. Gerçekten benim en heyecanlı olduğum parça. Loewe'den bot aldım. Kesin beğenilmeyecek bu. İğrenç diyeceksiniz eminim. Ama böyle takos şeyleri çok seviyorum. Bence bu bot aşırı güzel. Umarım olur bana. Birazcık Michelin Nasty'nin adamı var ya, ona benziyor. Bence acayip cool. Bir Yeezy havası da var. Böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben aşırı keyif aldım sizinle beraber açarken bunları. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı lütfen unutmayın. Artık 10 sene oldu. Bu bilmeniz lazım. Yorumlara da lütfen yazın. İstediğiniz video var mı? Ne yapayım? Eski youtuberlardan kim kaldı? Ben gidiyorum. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zaman gidip bilemem.